Biz o gün 15 Temmuz gecesi bu ülkenin kaderinin millet eliyle nasıl değiştirildiğine ve milletin kendi demokrasisine, kendi ülkesine, kendi devletine nasıl sahip çıktığını hep birlikte gördük ve yaşadık. Bugün bize o geceyi yaşatan, bugün devletimizi işgal etmek, ülkemizi işgal etmek için harekete geçenlerle hesaplaşmak için buradayız. Ve biz devletimizle, milletimizle beraber bütün dünya şunu bilsin ki bunun hesabını görmek ve bu hesabı görürken de uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarımızı yerine getirerek, insan hakları sözleşmesinin gerekliliğini yerine getirerek ve bu dava sürecinde de yeni iç hukuk yolları açarak adil bir şekilde bu yargılamaya devam ediyoruz ve biz de bunun bir siyasetçi olarak takibini yapıyoruz. Biliyorsunuz bugün Ankara'da tekrardan Akıncılar davası, Sincan'da o da başlıyor. Yine bugün burada İBB lojistik davası devam ediyor. Türkiye birilerinin söylediği gibi FETÖ'cülerin, gerçek darbecilerin yargılanmadığı tarzında birileri bir şeyler söylüyorlar. Bugün buradan tekrar altını çizerek söylüyorum ki darbeciler adalet önünde hesap veriyorlar. İnşallah adalet tecelli edecek. Haklı bir şekilde hukuk içerisinde bütün deliller değerlendirilecek ve bu mahkemede inşallah adaletin tecelli edildiğini gösterecek şekilde neticelenecek.